Esas bu seçime yansıyan ekonomideki gidiş. Yani borç batağında çırpınan Türkiye oyları belirledi. AK Parti'nin ekonomik çıkmazı, çözümsüzlüğü, yani insanlarımızın pazarda, çarşıda, evde geçim sağlarken, işte çocuğunu okula gönderirken karşılaştığı sorunlar, kira öderken, efendim diğer konularda işsiz kalan geniş kesim, o sorunların çok kuvvetli bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Türkiye'nin siyasetinde karar yerleri ve ekonomisinin Türkiye'nin zenginliğinin ağırlığını taşıyan illerde AK Parti'nin düştüğünü görüyoruz. Oralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yükseliş var. Bu AK Parti açısından bir alarm, yani tehlike çanı. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da olumlu bir gelişme. AK Parti açısından da şöyle bir başarı var. Güneydoğu illerinde oylarında önemli yükseliş var. Yani çünkü Güneydoğu'yu kazanan Türkiye'yi birleştirir ve Türkiye'yi birleştirmek de önemli bir iktidar işaretidir. Ekonomi de kaybediyor. Ekonomi olumsuz yönde gelişiyor. İflaslar başladı ve borçlanma ekonomisi çıkmaza girdi. AK Parti borç batağında çırpınıyor ve halk da çok büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Oyları bu tabii çok etkiledi. Önümüzde köklü devrimci çözümler var. Bakın artık ben devrimci kavramını kullanma, o sıfatı kullanmaya başlıyorum. Üretim devrimi kavramı da bizim Vatan Partisi'nin bir süredir hep milleti bir o üretim devrimine hazırlamaya yönelikti.